Kabaca Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere motor kilitlemiş olan Bolat Atak BS570 modelinin sökümünü yapacağız. Daha önceden sökmediğim bir model, ilk defa sökmeye başlayacağımız model diyelim. Kalitesi olarak hani bakalım nesi var nesi yok, en azından hep birlikte incelemiş oluruz. Söküm videosu daha önceden paylaşan arkadaşlar var mı inanın bilmiyorum. En azından bu da benim tarafımdan çekilmiş bir video olsun. Şimdi ilk etapta bu tarz kilitlenme kısımlarını normalde Balata'nın yayına bakılır arkadaşlar. Ama baktığımız zaman zaten kampanya dönüyor. Şu sehpadan dolayı da biraz sıkıntı. Motor yan yatıyor. Gene de kafamızda soru işareti kalmasın. Balata kovanını bir alalım. Balata sağlam arkadaşlar ama biraz işte misine boyunu fazla kullandıkları için böyle tozlar çıkıyor şurada dostum. Balata düzgün. Telefonu sessize almadık. Şimdi de sessize alalım. Birazdan ötmeye başlar. Sağlam kilitli ama ne olduğunu inanın bilmiyoruz. Hemen kafayı değiştirerek devam etmeye başlayalım. Üst kapağı alacağım, sonra bu giriş yapacağım arkadaşlar. Üst kapağı tutan 3 tane vida var. Gayet de güzel. Hatta bir de burada var. 4. Önde bir tane daha var. 5. Mümkün mertebe kapağı sabitlemek adına bayağı bir fazladan vidası var. Bakalım şöyle çekince geliyor mu? Alt fren kapağına takılıyor. Bu makineden bir ara bir bakıma gelmişti. Buji patla sorunuyla alakalı. Onu sökmüştük. Hava filtresi sünger temizlenebiliyor. En azından avantajı var ama çok tozlu ortamlarda da fazla bir avantaj sağlamaz. Bunu zorlayarak hani misine boyu fazla uzun tutularak kullanmışlar. Makine geriye öksürmüş diyelim. Yakamadığını geriye basmış. Plastik kalitesi sağlam. Yani öyle dandirik değil. Önemli olan iç sağlamlığı arkadaşlar. Buji kupkuru, bozulduğu gibi bırakmışlar bunu bu şekilde arkadaşlar. Haliyle ne yapmışlar ne etmişler belli. Şimdi karbüratör hortumlarını sökeyim. Kargo burada oldu. Genel olarak alyan 4 ve alyan 5 ile söküm yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir muhabbet var. Egzoz Torque 27 anahtarla sökülüyor. Karbüratör gayet başarılı bir karbüratöre benziyor. Markasını göremedim tozdan dolayı. Bunu temizledikten sonra bakarız zaten. Bu şekilde koyduk. Egzozun bağlantısı yandan, diğer çimdanlar gibi değil, gayet güzel ama hafif. Motorun iç kısmını gördüğüm kadarıyla kupkuru
ve düzgün bir yağ kullanılmamış arkadaşlar. Üzeri kurum tutmuş. Rolman mı kilitledi, ne oldu? Şimdi zaten söküyorken göreceğiz. Stop kablolarının, yani şu karbüratör adaptörü gayet güzel. Bu taraftan da çizik yok. Şimdi sökünce göreceğiz arkadaşlar. Bobin silindirin üzerinde, şu egzozu da yana götürelim. Allen 4 ile söküm yapabileceğiz. Allen 4'ü yapabiliriz. Bu motorda şöyle bir durum da var. Motor gücü yüksek olduğu için dekompresör tapası yeri de var. Ama kullanmamışlar bunu da. Aslında yapılsaymış biraz avantaj mı olurdu? Yaşlı kullanıcılar için çalıştırması avantaj olurdu. Ha, sıkıştırması nasıl, inanın ben de bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Birkaç sene önce bir denk gelmişti. Makinenizi kullanıyorken temizliğine dikkat edin arkadaşlar. Bazı arızalar temiz kullanılmamaktan kaynaklı olarak nüfuz ediyor size ve motorun arıza yapmasını sağlıyor. Şu divatamızı alalım. Aboşen. Evet abi. Bizim Allen'in yarısı da renkli lan. Allen kırık. Temizlikler şu an abi. Makine evet. Temizliyor. Tamam, anahtarın parçası şuraya tut. Şuraya anahtar yanaşmıyor. İlginç bir şey. Sen makineni getirdin değil mi? Ahmet, şu abiyle birlikte makineleri bindirseniz olur. Bilsen abi. Neler var abi? Şimdi silindiri sökmeye çok az kaldı ama anlatırım birazdan. Şey, mesaj firması da. Ben şu traktörün şeyi, traktörü getiren adam da başka makineler getir. Traktör de çarptırdı, kaldı burada. Ne olacak bilmiyoruz. Bizde alakalı bir durum değil. Ama bize çok büyük kaza oluyor. Şimdi arkadaşlar, bir sağlam tutma yapmış. Hemen bu kadar durumda aslında sökerken MD40 tutmamız lazım da rahatlasın, gevşesin diye. Bu gibi durumlarda arkayı sökeceğiz. Ve aylan gördünüz.
arka tarafta tam şuradan hasar almış. Silindirin içerisi tam şu nokta. Burada bakalım. Tutma yapmış. Bu normal bir şey değil arkadaşlar. Ya pislik çekti içerisine ya da başka bir durum söz konusu. Şöyle baktığın zaman hop, contanı yardım. Sekman kırık değil ya burası. Sağ olun. Ha şu sekmanı. Tamam, sekman oradan. Amenna. Yok ya Mamusta. Şey geliyor. Kol şurasından bakarak mı hareket ediyor? Yok, ben de sökerken bana şey yaptı. Dikkatimi çekti ama değil. Zaten ön kısmını görüyorsunuz. Düzgün bir yağ kullanmamışlar arkadaşlar. Düzgün yağ kullanmadıkları için de motor fazla ısı görüyor. Kaydırma özelliği yok. Öyle kafanıza göre ezbere yağlar kullanmayın. Bu şekilde motorda ısı yapıyor. İşte bir yerden tutturup bozduruyor. Yani şimdi bu motorun normal şartlarda ön taraftan hararet yapıp bozulması lazım. Bu tamamen arka tarafta şuradan yapıştırma yapmış. Ama neyden kaynaklı? Rulmanları falan ince ince bakacağız arkadaşlar. Bir sıkıntı var mı yok mu diye. Derin bir çizik yok. Yani tutma yapmış sadece. Bir pislik gelmiş olabilir. Yağdan kaynaklı olabilir. Hararet işte, ama arkadan yakalaması ilginç yani. Ön taraftan yakalaması daha mantıklı olurdu. Mantık yürüttüğün zaman. Senin şanzımanlar da eşekti değil mi abi? Şanzımanlar bir de kayışlar da eşekti. Tamam. Ömer. Onu başlayalım. Şu. Beraber çekelim. Şey yapın. Ne yapacağız? Çekelim beraber. Hatır bir tutak hani gönder. Tamam. Şu ön. Öndeki makinemi şanzıman sökmeye başlayın tekerleri falan. Şöyle bakıyorum. Bu taraf bulunmanda bir sıkıntı yok. Ama gel gelelim. Şöyle kontrol etmem lazım. Gözle iyi bakılması gerekiyor bunlara. Daha sonra ayrıca da rahat edelim. Onda da bir sıkıntı yok. Piston. Burada. Vurulmanda da sıkıntı yok. Şimdi bu diğer kolun rulmanını net göremediğimiz için kenardaki kafalara bakıyoruz arkadaşlar. Kafalar sağlam mı? Sacı sağlam mı diye kafesi. Ona bakıyoruz. Gayet düzgün. Bir sorun yok. Bu tamamen pistonun arkada sarması arkadaşlar. Yani motorun hararetten kaynaklı. Ama normal mantığa baktığın zaman şu egzoz kısmından başlaması lazımdı. Bu arkadan yakalamış. Silindir yapısına baktığın vakit gayet düzgün duruyor. Şimdi şöyle bir durum var. Yaklaş Apocu. Tam şurada kararma mevcut. Bu kararma silindirin kendi yapısı mı? Hani orada çukur vardır. Motorun performansı çalışması amacıyla yapılan bir şey. Görünmüyor mu? Flaş'ta. Flaşı göremez. Ben şey yapayım.
Şu an görünüyor mu? Tamam, şu egzozum orada. Üst noktada. O kısım normal mi değil mi? Bakacağız şuradaki, şuradan bahsediyorum. Kalıntılar düzgün çıkarsa, eğer çukurluk oluşmazsa, şöyle göstereyim. Güzel bir şekilde temizleyeceğiz, bakacağız. Daha sonrasında da piston ayarlayacağız arkadaşlar. Ona göre montajına devam edeceğiz. Hani montaj videosu çeker miyiz, çekebilir miyiz, onu inanın ben de bilmiyorum ama en azından şu kilitlenme olayını bir kontrol edelim muhabbeti oldu. Balatası kontrol ettiğin zaman hani bildiğimiz Çin ballarıyla aynı görünüyor ama gayet düzgün, sağlam bir yapıya benziyor. Motor yapısı da hani malzeme kalitesi şu şekilde vurduğunuz zaman öyle içi boş bir alüminyum değil. Hani nasıl anlatayım, sağlam presten basılmış tarzda. Malzeme dökümü düzgün. Ama diğer rulman aksamları falan baktığın zaman şöyle bakalım. Krankta mesela bakın hafiften rulmanların üzerinde geziyor. Ama krank rulmanları dönüyor. Bu birçok makinede oluyor ama işte bu krankın yan çıkan rulmanların bastığı yerlerin malzeme kalitesiyle alakalı arkadaşlar. Yani sonuçta bu da hani fiyatına göre nedir fiyatları şu an inanın ben de bilmiyorum ama fiyatına göre karşılaştırdığın zaman da gayet güzel bir makine olarak nitelendirebiliriz. İlk defa söktüğüm makine, şu depo taliyesi olması da bir avantaj. Birçok markada, Çin gruplarında olmuyor. Kapağın üzerinde oluyor. Kapaktan kaçırıyor diye düşünerek kullanıcılar ne yapıyor? Açıyor, daha fazla sıkıyor. Kapağı kırıyorlar. Bu kapağın ömrünü uzatıyor yani şuradaki taliye. Bunu tüm motor tırpan üreticileri çok rahat yaptırabilirler ya da ürettirenler Çin'de olabilir. Şu silindiri temizleyeceğim. Sonrasından devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, silindirimizi temizledik. Bu üçüncü başlangıç. Müşteri geliyor. Tabii ki müşterimiz Veli Nimet. Ama video bölünüyor diye tekrar baştan başladım. Silindirin şu kısmı piston kalıntılarıyla kalıntıları vardı yapışmış. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Gayet güzel bir şekilde temizledik. Hatta şurası böyle derinlemesine bir yapışkanlar vardı. Görmüştünüz. Bu kısmı temizledim. Daha sonra diğer kısmı temizledim. Hızlıca anlatmaya çalışacağım. Silindirin ağırlık kutusuna baktığımız zaman malzeme kalitesi düzgün gibi görünüyor ama ne yazık ki silindiri tam silme avantajımız olmadığından dolayı, fırsatımız hatta, net bir şey söylemiyorum. Çünkü silindirin ağırlığıyla kalite belirlenemez arkadaşlar. Burada tamamen malzemenin içerisindeki nikasil kaplaması olabilir, krom kaplaması olabilir. Motorun ömrü belli, şuradaki çalışan aksamdaki kaplamalar arkadaşlar. Nitekim bizim de egzoz tarafından çizmemesinden dolayı arka karbüratör girişinin köşesinden derin bir ısı almasıyla birlikte buraya bir derin bir çukur oluşturmuş. Bakın şöyle gösteriyorum. Sağlam yapıştırmıştı silindiri ama gayet güzel çıktı. İnce işçilikle tabii ki çıkıyor. Neyi nerede ne yapmanız gerekiyor onu iyi bildiğiniz sürece çok rahat güzel işçilikler yapabilirsiniz. Şu silindirin üzerinde motorun kısmi temizliğini yaptık arkadaşlar. Piston elimizde olmadığı için telefon açtık. Kargoya verecek büyük bir ihtimalle bugün bir aksilik olmazsa. Yarın da gelirse cumartesi günü bu ürünü teslim edeceğiz. Çünkü cumartesi günü bu cihazın sahibi memleketine götürecek ve ot biçecek. Bunu söylüyor. İnşallah yetiştirebiliriz. Diğer temizliklerini daha yapmadık arkadaşlar. Karbüratörün içerisine bakmadım. Tamamen bu silindirin temizliğini göstermek istedim. Yağ olayına bakın arkadaşlar. Simsiyah kurum tutmuş. Ömer abinle bir ilgilene ver dostum. Ön tarafı piyasadan ne olduğu belirsiz yağları almayan arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 4 zamanlı motor yağı alıp dolduranlar var. Yani sırf sentetik yağ diye 4 zamanlı motor yağı ile 2 zamanlı motor yağının arasında dünyalar kadar çalışma prensibi farkı var arkadaşlar. Bizim ülkemizde bu geçerli değil. Neden? Tamirciler bile 4 zamanlı motorların yağını koyup da ben denedim piston çizmedi. Piston çizmiyor zaten. Böyle kurum tutuyor. Çalışma mantığı bir değil. Eksik katarsan çizilir.
Ama bunu da daha önceki videolarımda muhakkak işlemiştim arkadaşlar. En kötü durumda şu arkadaşlar, fren işte yağları, hidrolik yağ tarzı, nasıl anlatayım size? Ne yağını? ATF yağlarını renklendirip size iki zamanlı motor yağı diye satıyorlar. Siz de bir güzel motorlarınıza dolduruyorsunuz. Tanınmış markaların, bilindik markaların yağlarından harici yağ almayın. Güvenilir yerlerden alın, güvenilir firmalardan alın arkadaşlar. Neden diye sorarsanız, bu kurum bu kadar yapıyorsa bu sizin için, motorun çalışma performansı için sıkıntı demek arkadaşlar. Orijinal yağlarda fazla, çok fazla katarsanız kurum yapıyor. O da bir gerçek. Yutkunayım. Sürekli başladık durduk, başladık durduk falan muhabbeti sonlandıralım. Müşterimiz bekliyor ön tarafta. Müşteri Veli Nimet bizim için. Sürekli yağdan bahsettik arkadaşlar. Ya ya dedik. Bu videonun altına ilk yorum atan kişi Husqvarna LS ya. İkinci yorum atan kişiye de Selentra yağı vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir hediyemiz olsun. Hep hediye hediye dedik. Daha öncelerden çekmiş olduğum bir videoda zaten bu tarz güzellikler yapacağımı belirttim. O videoyu paylaşmadım da. Bu videoyu erken paylaşırsam bundan izleyip yapın arkadaşlar. Yani yorumunuzu yazın alta. Ona göre etkileşim alalım. Hemen gönderelim ürünleri arkadaşlar. Aksiyon alalım daha doğrusu etkileşim derken. Ürünün toplama videosunu çekebilir miyim? Muallakta kalırız. Çünkü malzeme geldiğinde müsait olabilir miyiz, olamaz mıyız? Net bilgim yok. Geldiği zamanki duruma göre devamını getiririz. Karbüratörü inceleme şansım olmadı ama starteri bildiğimiz diğer Çin mallarının starteriyle aynı. O bir gerçek. Yapısal olarak malzeme kalitesini biraz daha düzgün kullandırmışlar. Sıfır fiyatı nedir bilmiyorum inanın. Ama fiyatının karşılığını verebilecek bir makine mi de, onu da kullanan kişiler bilir. Zaten bu tarz markaları birkaç senedir satan, hatta videolarını çeken abilerimiz var. Hatta Harun abimiz var. Bolat'ın Belkemi reklamlarda, reklam yüzü diyelim hatta. Buradan kendisine selam olsun. Bu şekilde belirtelim. Bana da ilk defa nasip oldu. Biz de bu videoyu çektik arkadaşlar. Daha önceden sadece bir buji değişimi için bakıma gelen bir makine olmuştu herhalde. O zaman video çekme şansım olmamıştı diye düşünüyorum. Bu videoda size benim tarafımdan bu şekilde çekilmiş olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için de kanalıma abone olup beni destekleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.